Liderler kendi arasında bir lider seçecek. Komisyona gönderecek. Evet sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Dünya Azerbaycan Platformu Genel Başkanı Araştırmacı Yazar Samir İskenderoğlu ile beraberiz. İkinci program bu. Birinci evet. Program Azerbaycan zaten sıcağı sıcağınaydı ama hem o bir tadını kaldı ama sizin bazı İnşallah. Bilgilerinizi arada da konuştuk. Öncesinde de istişare ettik ama şu tek dünya devletiyle ilgili biz yıllardır artık 6. sene konuşuyoruz stratejistlerle falan ama bir Azerbaycan halkından birisinden bunları duymak, onların bakış açısını nasıl yorumlanıyor onu duymak istiyorum. Tek dünya devleti konuşuluyor. Böyle bir yapıya doğru gidiliyor. Öncelikle hani bir şeytani yapı, bir hak-batıl savaşı var ilk insandan beri gelen, kıyamete Tabii kadar da ki. Gelecek böyle bir dünya içerisindeyiz ama gördüğümüzde evet dünya karmakarışık, Orta Doğu'nun hali belli, Türkiye, Azerbaycan, işte diğer Amerika'nın durumu belli, Avrupa Birliği'nin durumu belli, salgın var, aşı konuşuluyor, insanlar korku içerisinde ama böyle bir tek düze, İnsanlara korku propagandasıyla böyle tek düze bir oluşuma doğru gidiyoruz. Bunun sonrasında transhumanizm deriz, robotlar deriz, işte yapay zeka deriz. Bu şekilde devam edebiliriz, ekleyebiliriz programın içerisinde ama tek dünya devleti, direkt böyle dik bir soru sorayım. Böyle bir devlet kurulacak mı? Şimdi böyle bir devlet 100 senedir konuşuluyor. Bu yeni konu değil. Ve bu devleti kurmak için artık real adımlar atıldı, hamleler yapıldı. Ama bazı buna karşı olan operasyonlarda, algılarda hep bunu kötülüyorlar. Şimdi iyi mi kötü mü demek için önce bir incelememiz lazım. Ne kötü diyemeyiz, ne iyi diyemeyiz. Çünkü kimse ben gördüğüm, izlediğim videolardan çok incelemiyor bu konuları. Şimdi yeni dünya devleti dediğimizde, tek dünya modeli dediğimizde şöyle bir şey oluyor. Bir Avrupa Birliği gibi bir dünya birliği düşünün. Bu Dünya Birliği'nde mesela Türkler bir tane temsilcisi var bu konseyde. Tek konsey Birleşmiş Milletler nasıl Taipei'de dünya 5'ten büyüktür. İşte burada da aynı şey diyorlar. Dünya tek merkezden yönetilsin. Çünkü dünya dağılmış. Bir tarafta Çin, bir tarafta Rusya, bir tarafta eski yüz İngiltere, bir tarafta şimdi Amerika çıktı. Bunu bağlıyorlar ailelerin ismine. İşte büyük ailelerin hayali, büyük ailelerin şeyi. Ama hep böyle değil mi? Yani o belli yok. İsimlerin olduğu dünya yönettiği ilk, söylenen para gücü olan aileler. Şöyle söyleyeyim. Böyle baktığımızda tek dünya devleti o zaman Cengiz Han'da da vardı. Tüm dünyayı tutarak, işgal ederek kendi yönetimini almak. Şimdi bu İngiltere'nin aslında hayali. Yani bunu yapmak isteyen ülke İngiltere aslında. Güneşin böyle söyleyeyim, batmadığı tek ülke diyorlar. Bu İngiltere'nin hayali. Şimdi buradaki aileleri hedef tahtasına oturtuyorlar. Evet, bu yeni dünya düzeninde tek dünya devletini ailelerle beraber projelendirdiler. Beraber yaptılar. Şöyle düşünelim. Kötü işlerimizi birisini buluyoruz. Ona yaptırıyoruz. İyileri de işte yine birisine yaptırıyoruz. Biz bir köşede kalıyoruz. Şimdi bu ailelerin götürdüğümüzde iyi diyemeyiz. Çünkü şu var, biz bunları konuştuğumuzda yapılan bütün programlarda, bütün yazarların yazdığı kitaplarda, stratejistlerin konuşmalarında böyle bir yapıya doğru gidiliyor. Tek bir dünya devleti. Bu küresel bir yapı. Ulus devletlerini silip sallayıp küresel bir yapı ve bunun başında da bir şeytani bir yapı. İnsanları Tabii. köleleştirmek, tek düze bir insan, ırkların kalmadığı, cinsiyetin ortadan kaldırıldığı, aile kavramının, dinlerin hepsinin ortadan kaldırıldığı bir yapı. İşte böyle baktığımızda bu iyi bir şey değil. Şimdi bir korku, İyi tarafına nasıl bakacağız? Şimdi ben onu söyleyeyim. Bir korku propagandası var. Zaten dünya şu an tek merkezden böyle baktığımızda yönetiliyor. Mesela madenleri bir aile yönetir. Transitleri bir aile yönetir. Petrolü bir aile yönetir. İkinci bir aile yönetmez. Doğru mu? Şu an zaten yönetiyor diyorsunuz. Evet. Şu an zaten yönetiyor. Ama insanlar resmi değil. Korku resmi değil. İşte korku salarak bu düzeni yıkıp yeni düzen, bu az önce dediğimiz şimdi konseyi yaratmak istiyorlar.
Karşı tarafta bunun kendi imparatorluklarının yıkılmasın diye karşı hamle olarak. Karşı dediğimiz ulus devletler mi? İşte aileler diyelim buna. Ha, aileler. Tabii aileler onlardan var. Onlardan bağımsız bir yapıdan. Bağımsız bir yapıdan. Şu an başka bir yere girdik. İşte bu. Tabii ailelerden bağımsız. Şey. Şimdi tek dünya devletini aileler olarak düşünmeyelim. Buna aile yapmak isteyen aileler değil. Bir kere yanlış orada. Aileler zaten dünyayı yönetiyor. Zaten güç şu anki ailelerde. Yani o aile kavramını yıkmak mı tek dünya devleti? Tabii ki. Şu anki tek dünya düzeninde az önce konuşmanın başında biz bir şey söyledik. Dedik ki... Peki o ailelerden temsilciler olacak mı? O aileler işin içerisinde olmayacak mı? Temsilcilikler şöyle söyleyeyim size. Mesela Türklerden, diyelim ki Çin'den. Çin'de en büyük aile hangisi? Li ailesi. Mesela Türklerden diyelim, eski beyaz Türkler diyoruz. Sonra Rusya'dan, Slavlardan kurulmak istenen sistem bu. Her mesela Afrika'dan bu şekilde. Ama bu sistemde eski ailelerin yeri yok. Yeri olmadığı için de mesela bakın satanizmi yaratan aileler. Hangi aile internete yazdığında izleyicilerimiz görebilir satanizmi hangi aile kurucuları. Bu dediğimiz şeytani kavramları yaratan aileler zaten. Bu aslında bunların kendi ayağında, bu ailelerin kendi ayağında olan bir şey. Şimdi medya bir ailenin kontrolündeydi bugüne kadar. Onların izni ve bilgisi olmadan kim hangi konuyu konuşacağını onlar belirlerlerdi. Onların şeyleri belirlerdi. Öyle giderdi. Şimdi artık özgürleştirildi. Yani bir savaş düşünelim iki taraflı. Medya özgür mü? Şimdi iki taraf var. İki medya derken geleneksel medyadan yok, bahsediyor. Biri ailelerin medya. Yok, dijital medya tabii ki özgür. Yani sahip şu an dijital medya dediğimiz birkaç mecradan büyük mecra işte şimdi Facebook, Twitter, YouTube gibi dediğimizde bunlar da baktığınızda özgür değil. Ben bir aslında, video koyuyorum, ertesi gün engelliyor. Aslında özgürlük diye bir şey yok. İşte benim dediğim o. Taraflar var. Siz hangi taraflara hizmet, yani hangi tarafların işine gelen? İşte benim yaptığım bir video işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyorsa onu engelleyip çıkaracaklar. YouTube'dan da, Twitter'dan da, Facebook'tan da her yerden. Ama işine geliyorsa milyonlarca izleyicisi olacak. O zaman özgürlük durumu yok işte. Şimdi bakın, dünyada bazı enteresan konuları YouTube kanallarından veriyorlar, doğru mu? Veriyorlar, hatta önerilerde de çıkıyor. Bakıyorsunuz, milyonlarca izleyicisi var. Reklam bir de bu programları yapanlara mesela birini açıkladılar işte şu kadar 1 milyon 2 milyon para kazanıyor. Bu onların belirlediği şeyler insanlara empoze ediyor, algı ediyor. Daha fazla hissetsin. Şeytani yapı, işte masonlar, illuminati bilmem ya dünya eritler. Ne olacak diye konuşuyorsunuz. Atıyorum 100 bin izleniyor. Öbür tarafta adam asfalt sıcak üzerine yumurta döküyor, pişiriyor, 10 milyon izleniyor. Yani işte, ya da bir yaptığı bir şaklavanlık nenesine su döküyor üzerine, 10 milyon izleniyor. İşte bu onların şeyi, onlar bunu istiyor. Mesela dizilere bakalım, televizyonlara bakalım, aileler çökertiliyor, aile yapısı çökertiliyor. Cinsel sapkınlıklar. Cinsel sapkınlıklar dediğiniz şimdi o başka pedofili. Bir konu. İşte birçok şeyler var. Bunu isteyen, yöneten başka. Bir de var kurulmak isteyen tek merkezli dünya. Mesela şimdi o tek merkezli şimdi, dünya araya girdim ama tek merkezli dünya içerisinde bunlar konuşuluyor zaten bu kavramlar. Tek merkezli dünyayı kurmak isteyen İngiltere, Rusya, tamam, Çin. Ama bu bahsettiğimiz bütün yapı İngiltere'nin temelinde çıkan. Aileler, bakın ailelere az önce dedim ya işlerini yaptırdılar. Artık ailelerinden devam etmiyorlar. Çünkü aileler o yüzden Amerika'ya kendilerine ama şurası, şey yaptılar. İngiltere dediniz ya, İngiltere aileleri hadi dışarı çıkıyor. İngiltere'de dışarı çıkacak kim? Kraliçe mi? Yok. Onu kimse bilemez. Şimdi aileler kraliçe de değil. Aileler Amerika'nın merkezinde olan tek dünya devleti. Aslında kurulmak isteyen iki tane tek merkezli dünya devleti var. Biri aileler ve yönetimlerinin olduğu Amerika merkezli. Biri bu tarafta işte İngiltere, Rusya olduğu kurulmak isteyen ikinci bir tek dünya ama devleti. Ama ilkinde şöyle bir şey dediniz ya, aileler Amerika'yı dışarı atmak istiyor. Saf dışı bırakmak ve Çin'in üzerinden yeni bir oluşum yok diyorsunuz. Bu sefer ama İngiltere, Amerika... İngiltere, şöyle söyleyeyim, ailelerin konuşlandığı ülke, orada ben bir yanlış söylemiş olabilirim, ailelerin konuşlandığı ülke Amerika. Şu an için. Peki Çin'e eskiden yatırım... Çin'e girmek istiyorlar. Çin'i kontrollerine bu yüzden almak istiyorlar. Yani aileler Amerika'nın bu yüzden yerine getirmek için mi? Şimdi Amerika'nın yerine getirmek için de ama buna pek müsaade edeceklerini zannetmiyorum. Çünkü bahsettiğimiz tüm şeytani
kuruluşların altında araştırdığımızda bu aileler duruyor. Hepsini kuran işte bu aileler. Ama ne oluyor? Hepsi kurulmak istenen tek dünya devleti, tek dünya düzeni. Tek dünya düzeni dedi işte bir nevi Avrupa gibi bir kuruluş düşünelim bunu biz. Yani her ülkeden olan yönet bir kişi, işte her bölgeden olan bir kişinin içinde bulunduğu bir konsey gibi düşünelim. Peki böyle bir şey niye gerek olsun ki? Yani her ülke, ulus devletleri kendi bölgesini huzur içinde yönetebiliyorsa yönetsin. Savaşlar olmasın. Mesela çünkü bu savaştan kazananlar var. Yine gidiyoruz bu ailelere. Savaş çıkaran da o, silah satan da o diyoruz. Ya da işte şunlar şunlar elinde, şu şu ailelerin diyoruz. Şimdi baktığımızda yeni bir oluşum, tek dünya devleti oluşumunu o zaman bu ailelerin başında olacaksa yine dediğim gibi şeytani bir yapıya gidiyor. Ulus devletleri bir şekilde egarte ediyor. Şimdi ilk önce savaşlar nedenine doğru bakmamız lazım. Hiçbir savaşın ana neden ne para değil. Net gösterdikleri para gibi değil, din para, değil. Para kendilerinin zaten. Ne silah tüzdarı değil. Hepsi kendilerinin. Şimdi bir savaş planlanır. Hangi bölgede nüfus artımı ve cahiliyet kontrol dışıysa o bölgeyi kontrol altına almak için oraya bir operasyon. Oraya operasyon yapılır. Bakın hiçbir gelişmiş Avrupa ülkeler dediğimizde hiçbirinde savaş yok. Savaş nerede? İslam coğrafyaları bir de Afrika bölgesinde. Niye? Kontrolsüz nüfus artımı orada çünkü. Yani kontrolsüz nüfus olduğu için bu mübah mı oluyor? En yani başta da onlar tarafından. Tehlikeli. Çünkü üretim tüketimi karşılamıyor. Yani o zaman Çin'e ne onlar yapacağız? Için yani şimdi baktığımızda Orta Doğu'nun nüfusuyla Çin'in nüfusunu karşılaştırsak tabii, Çin'de dünyanın bir kölelik sistemi var. Çin üretici. Dünyaya tüm dünyanı birçok şeyle temin eden Çin. Hı hı. Çin'de tam bir kölelik sistemi. İnsanlar köle gibi, karınca gibi düşünün, çalıştırılıyor. O yüzden Çin'deki insan nüfusu kontrol altında. Ama bölgedeki insan nüfusu üretici değil. Bu bölgelerde tüketici. O yüzden de olmasın. Ve zarar verici. O yüzden diyorlar. Ne diyorlar? Bunu azaltalım. Planlı şekilde, kontrollü bunları geliştirelim kendi mantıklarımıza. Bunların yolu bu mu? Yani salgınla, savaşla, işte yukarıdan sıktığı bir gazla, aşıyla bu şekilde bir katliam yaparak mı bunu azaltmak? Şimdi bu kendileri bunu ülkelerin bu politikalarıyla yapamazlar mı? Az önce bahsettiğimiz yapay zeka mantığı var. Şimdi yapay zekayı çoğu insan tam anlamış değil. Yapay zeka olaya duygusal bakmıyor. Bir bölge belirliyor, insanlar belirliyor. İnsanları bölüyor kategorilere. Gerekli insanlar, gereksiz insanlar. Gereksiz insanlar dediğimiz tüketiciler. Yapay zeka bunu belli birikimlere göre ayırıyor. Yani topladığı verilere tabii göre ki, ayırıyor. Tabii ki topladığı verilere göre. Bu insan gerekli ya gereksiz. Mesela 60 yaş üstü birini götürelim. 70 yaşında diyelim hasta. İlaca bağımlı, yatalak. Bu yapay zeka için gereksiz. Bu imha edilmesi gerekiyor. Biz ne kadar duygusal yanaşsak da, büyükler desek de artık bu yapay zeka için imha konusu. Bu yeni nesilde de gençler arasında eğitilen var, kontrolde tuttukları var. Yani bu artık eğitim sisteminden kontrolde. Çünkü kendi bilgilerini kendileri empoze etmişler. Hı hı. Bu gerekli. Bir de bilgi empoze edemedikleri, her an canlı bomba tabiri adlandırdıkları, topluma zarar veren, toplumu işte kaosa sürükleyen gereksiz dediğimiz. Şimdi bu insanlar genelde sokaklarda yaşar. Ve bunların yapay zeka şu anki şeyde yok edilmesi planlanır. Yani şu an Neom var. Neom projesi Suudi Arabistan'da. Hatta hep konuşuruz biz Sofya. Suudi Arabistan vatandaşı da oldu. Orada bir yeni bir devlet kurulacağını mı düşünüyorsunuz siz de? Şimdi orada bir böyle bir yapay zeka robotlarının oluşan. Tabii ki. Şimdi dünyada var olan bahsedilen bir 500 milyon konusu var. Hı hı. Şimdi bu konu aslında yanlış anlaşılıyor bu. 500 milyonluk gelişmiş bir bölge. Ya 500 milyon bir robotların elit olduğu. Bir insan olsun. Elit bir tamam insan, bu insanlar da olsun ama o bölgeye bu insanlar girebilsin. Tabii o bölge yoksa sadece bunlar. Yoksa 7 milyar insanı 500 milyona düşürelim değil. Düşürelim değil. Ve dünyada var olan insan toplulukları mesela Çin dedik, diğer dedik. Onlar çalışıp 500 milyonu besleyecek diye düşünelim.
Yani böyle bir... Ya bu yeni yapılan o bölgeye de Neom denir. Yarın tabii. Bugün X başka bir yer denir. Bu bölgelere bu, de bu 500 milyona değil. Vizesiz dünyanın... gelsin, istediğini yapsın diye bir ihtiyaz mı verilecek? Aynen. Dünyanın dört tarafına yapılması planlanıyor. Bu tek şey değil. Seçilen bölgelerden birisi Türkiye'de var. İşte Arabistan var. Rusya'da bir bölge var. Yani bu... Bunun kaynağı ne? Bunun kaynağını araştırsak... Yani Türkiye'ye diyebilmek için. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin Urfa, bunlar eski yaşam olduğu yerlerde seçiliyor. Mesela Türkiye'nin en eski yaşamlardan neresi? Göbeklitepe. Yani kadim medeniyetler, eski medeniyetler. Tabii kadim medeniyetlerin. Çünkü orada bir sırların olduğu var. Bizim bilmediğimiz. Neom'un olduğu yerde öyle. Şimdi, aynen. Şimdi o yüzden Türkiye özel, o bölge özel dikkatte her zaman tutuluyor. Dikkat ederseniz eski toplumların, gelişmiş toplumların, şu an sırrı bize açık olmayan dediğimiz toplumların olduğu yerler daha Sina çok seçiliyor. Sina işte Suudi Arabistan, Hazreti Musa aynen. Dönemindeki. Şimdi bu açıdan bakmamız lazım olaya, doğru değerlendirebilmemiz için. Neden Türkiye dediğinizde bu açıdan soruyu cevaplamamız lazım. Yani buradan olduk da artık sırrı biz otomatikten çözmüş oluyoruz. Şimdi bu konu. Günlerce konuşabileceğimiz bir konu. Tabii. Yani çok rahatlıkla böyle sizin de dinlemek de istiyorum. Ben de araya yere geliyor nacizane katkı sağlamak istiyorum. Sizden sorulara cevap almak istiyorum ama şimdi tabii YouTube sınırlı dakikalarda yapacağımız bir şey. Şöyle bağlayalım bunu da ama inşallah bunun devamını getirelim. İnşallah. Bir seri de yapalım kısmet olursa. Dünyayı da konuşalım. Haritaları dediniz. Bazı tabii. Haritalar dünya genelinde yanlış gösteriyor. Yanlış. NASA'nın verileri var. Dünyanın şekliyle ilgili. NASA'nın farklı veriler var. O konuda biraz tartışsak da dünyanın şekliyle ilgili de tartışmalar var. Şunu konuşalım, öyle kapatalım o zaman bunu da. Şimdi tek dünya devletine bir komisyon yönetecek dediniz ya. Bazı stratejistler, bazı araştırmacılar da bunu diyor. Komisyonlar var. Şimdi peki Türkiye devletler bir komisyonu mu olacak? Atıyorum Türkiye, Azerbaycan ya da diğer Türk Cumhuriyetleri toplanıp bu bir komisyon, bir kişi. Türkiye Cumhuriyetler Komisyonu. Bu burada olacak. Tabii. Araplardan Çin mesela olacak. Bir kişi. Arap Çin'den ülkelerinden bir kişi. Tabii Arap ülkelerinden bir kişi. Çin'den bir kişi. Türk kaç olacak bir komisyon? Kişi. Şu an belli mi? Şöyle söyleyeyim. Bu komisyon 7 benim araştırmalarım sonucunda 9 13 33 66 99. Yani bölgüleri bu. Ha, yani tepedekiler ve altlar tabii, gibi şeklinde. İlk, aynen öyle. İlk 7. Yediliğe bağlı. O 7'nin içinde bir Türk komisyonu var diyorsunuz. Tabii ki. Mesela tabii. Türkler, İngiltere, Rusya bölgesi Slavlar, Araplar. Yani bu şekilde biz bakalım. Çin. Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi Türkiye ve biraz önce dediğimiz o bölgeyi toplayacak yani Türk Cumhuriyetleri. Hepsinin kendi lideri var. Cumhurbaşkanı tabii. var. Başbakanı tabii. var. Öyle bir komisyonda nasıl bir liderlik oluşacak? Ama biz Turan Birliği diyoruz. Tamam. Kızıl Elma diyoruz. Yani tamam. Turan Birliği dedikçe bu kültürel birliğin içinden otomatikman bir lider çıkarılacak. İşte bu lider de orada temsil olunacak. O biraz derin bir konu. Tabii o, burada da bu yeri değil onun. Ama yani şu anki mevcut liderler ileriye dönük baktığınızda kendi bu süreç belki 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir süreç. Belki o yola geliyor ama şu anki liderler için konuşulur, konuşulmaz bunlar başka şeyler. Önemli konular bunlar ama iş biraz da aslında bu siyasi ve toplanıp, stratejinin arka planı çok konuşulabilecek şeyler değil. Ama bir komisyon başına da belki tek değil yine o her bir komisyonun da içinde birkaç liderden oluşan bir yönetim olabilir. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Liderler kendi arasından bir lider seçecek. Komisyona gönderecek. O yüzden az önce ben dedim ya yedilikte her bölgeden bir kişi. Anladım. Peki. Bu da bir tadımlık oldu böyle ama. Bir de aşı konusunu yarım kaldık. Tamam aşı şöyle sorayım o zaman. Aşıyla ilgili birkaç cümleyle belki tamamlayabiliriz aynen, ama. Aynen kısa bir şey yani yapacağım. Gelen bir aşı nasıl şimdi bizi etkiler, ne olur, nasıl şöyle yapılır? Söyleyeyim. Salgın konusu bu salgın bitmeyecek, devam edecek.
aşı bulunsa bile diğer salgın çıkacak. Yani Covid-19 biter 20 mi gelir? Tabii. Ya da X bazen başka bir... şaka yapılıyor ya, Covid-19 ciddi yerine Covid-19 plus geldi, Covid-20 geldi. X. Aynen işte o şekilde. Telefon şimdi markası gibi. Hangisine aşı bulacaksın? Yani bu Covid-19 ciddi, tamam. Hemen ardından işte genetikasını değiştirmiş başka bir aşı geldi. Ama dünya buna hazır. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an Covid-19 inanılmaz derece küresel çapta büyük bir yıkıntıya ekonomik anlamda da sebep oldu. O zaman bir soru sorayım size. Bir ikincisi nasıl ben olur? Ben size bir sıkıntı soru sorayım. Peki ilk başladığında bir kaos ortamı yarandı. Herkes evlere tıktılar. Doğru mu? Doğru. Herkes evde oldu. Doğru. Ama şu an hastalık ilkten daha çok ilerliyor. Niye evde değiliz? Bu da güzel bir soru. Bunun cevabını izleyicilerimizden videonun altına bekliyoruz. Uzun. Aynen öyle. Bir sonraki bölümde o yorumlara göre bir program yapalım. Güzel bir program tamam, yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Dünya Azerbaycan Platformu Genel Başkanı, araştırmacı yazar Samir İskenderoğlu. Ağzınıza sağlık. Sağ ama olun. Bunun devamını getirelim. Tabii ki. İnşallah. Yapalım böyle seri Türkiye'de programı. Ve Azerbaycan'da da izletelim o videoyu o zaman. Tabii paylaşalım inşallah. İzlenir. Peki. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.